Merhabalar sevgili YouTube izleyenlerim. Biraz sonra başlayacak olan YouTube videomuzda eğer halsiz, güçsüz, enerjisiz ve ivmesiz bir yaşantınız varsa bunu iyileştirmek istiyorsanız öncelikle sonrasında da buna bağlı olarak hareket etmediğiniz için ve enerjinizi yerine getirmek için yanlış besinlere yöneldiğinizden dolayı kilo alıyorsanız bunu toparlamak için size mitokondri diyeti vereceğim. Bu diyeti yaptığınızda önce enerjiniz yerine gelecek, sonra pırıl pırıl düşünmeye başlayacaksınız ve şahane bir şekilde hayata daha dört elle sarılarak yaşamınızı sürdüreceksiniz. Biraz sonra başlayacak olan diyetimizi dinlerken çıngırağınızı işaretlemeyi unutmayın. Lütfen kanalımıza da abone olun. Bugün size mitokondriden söz edeceğim. Aslında mitokondriyi yaklaşık son 10 yıldır çok sık duyuyorsunuz. Mitokondri ne? Hatırlayalım bir biyoloji derslerimizden. Bizim aslında vücudumuzun enerjisinin anahtarı. Enerjinin üretildiği noktalar. Vücudumuz binlerce, yüz binlerce hücreden oluşuyor biliyorsunuz. Ve bu hücrelerin içinde enerjimizi üreten noktaların başında mitokondri var. Biz biraz sonra size anlatacağım mitokondri diyetine geçmeden önce şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Zaman zaman hepimizde enerjisizlik, isteksizlik ve bunu bir şey yediğimiz halde gerçek anlamda enerjiye dönüştürememe durumu söz konusu olabilir. İşte tam da benim size aktarmaya çalıştığım mitokondri diyeti bunu çözmeye yönelik bir şey. Çünkü aslında mitokondriler her vücut organımıza göre sayısal farklılıklar gösterebilir. Çünkü o organımız çok fazla enerji üretimine ihtiyaç duyuyorsa mitokondri de o bölgede daha fazla yoğunlaşmıştır. Bazen mitokondrideki enerji üretimi zayıf olur, eksik olur, yanlış olur ve biz bu yüzden kendimizi hiç iyi hissetmeyiz. Halsiz, yorgun, güçsüz hissederiz ve zannederiz ki bir şeyler yediğimizde onu yiyecek olarak karşıladığımızda o enerjimiz yerine gelir. Halbuki yediğimiz yiyecek değil, yani yakıt değil, yakıtı nasıl yediğimiz, ne aldığımız ve nasıl kullandığımız çok daha önemlidir. Biraz sonra size anlatacağım özelliklerle bunların hepsinin sentezini aslında algılayıp hayatınızı o şekilde geçireceksiniz. Araştırmalar bize neyi gösteriyor? Birçok hastalık mitokondriyel disfonksiyon bozukluğundan oluşabiliyor. Yaşlanmamızın hızlanması ile mitokondriyel disfonksiyon bozukluğu. İşte Alzheimer, diyabet, kalp hastalıkları vesaire. Peki biz bunu nasıl düzeltmek için ilk adımı atmalıyız? Aslında bir sürü bilim insanı bu konuyla ilgili sizlere çağrı yapıyor. Şöyle 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 yapın diye biraz sonra ben de söyleyeceğim. Ama ne yazık ki insanoğlu biraz işte bir beş çayının yanına yağlı bir çörek yemeği daha rahatlık olarak kabul ediyor. Veya dışarı yemeğe çıktığında istediği her şeyden yiyip yanına istediği kadar alkollü içki almanın daha onu keyiflendireceğini zannediyor. Veya bir başkası kızartmalar işte o anda gerçekten paketli ürünler devreye giriveriyor. Böyle olunca da mitokondriyel disfonksiyon yani mitokondrinin yapması gereken enerji üretimi hep bloke olmaya başlıyor. Biz aslında yiyeceği yediğimiz zaman vücut zaten katabolik bir atık ürettiği için biz vücudumuza zararlı bir şey de yapıyoruz. O yüzden doğru sistem içerisinde doğru şekilde beslenmek ve temizlik yapmak lazım. Bunun için de bir takım minerale, vitamine, antioksidanlara ihtiyacımız var. Peki mitokondri sağlığımızı değiştirebilir miyiz? Mitokondri bir canlı, bir fonksiyonel birim olarak düşünün. Eğer biz mitokondriye doğru davranırsak, doğru şekilde beslersek, vücudumuza aldığımız bütün besin öğelerini ve genel yaşam normumuzu mitokondriye göre düzenlersek, onun yaşlanmasını tersine çevirmiş oluruz. Tam tersine herkes ve kendiniz de dahil olmak üzere yaşlanmadığınızı,
yaşlılığın sizin vücudunuza getireceği negatiflikleri hissetmediğinizi görürsünüz. Doğru besin seçimiyle üretilecek doğru ve sağlıklı enerji aslında mitokondrinizin de kendi içinde kendisini temizlemesine ve yenilenmesine de neden olacaktır. Gelin bakalım şimdi hangi vitaminlere ve minerallere ihtiyacımız var mitokondri sağlığı için. Şimdi mitokondri sağlığı ile ilgili zaman zaman notlarıma da bakarak sizlere destek olacağım. Çünkü bu 2023 yılının 11. ayında yapılmış bir bilimsel araştırmanın günümüze uyarlanmasının sizlere aktarımı şeklinde. Gel bakalım Sumakçığım. Bu arada Sumakçık da benimle beraber olmak istiyor izninizle. Şimdi B vitamini ile başlıyoruz. B vitaminleri ile başlıyoruz. ATP üretimi esnasında bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz vitaminlerin başında tiamin gelir. Biz eğer tiyaminsiz bir beslenme içerisindeysek nerede vardır B1 vitamini en fazla? Balıkta vardır. Mesela bal kabağında vardır. Yeşil kabakta vardır. Bir akşam ızgara balık yanına fırınlanmış bir kabak yediğinizde mitokondrinizin enerji üretimini mesela çok desteklemiş olursunuz. Zaten mitokondriyal diyetle ilgili örnek de vereceğim. Birincisi B1 vitamini yani tiamine dikkat edin. Bir başkası riboflavin yani B2 vitamini. Flavoproteinleri destekleyen bir vitamindir B2 vitamini. Eğer siz riboflavin almazsanız bizim bir döngümüz vardır. O döngüyü tamamlayamayız mitokondri üretiminde. B2 de önemli. B vitaminlerinden B2'yi de önemsiyoruz. Nerede bulunur bu? İşte yoğurtta vardır, günlük sütlerde vardır. Peynirin az yağlı olanında vardır, mantarda vardır, sığır etinde vardır özellikle. Niasin, NAD dediğimiz NAD yani veya Krebs döngüsü dediğimiz döngüyü tamamlayan en önemli vitaminlerden bir tanesidir. Yine bir B vitamini. Nerede bulunur? Mesela kahverengi pirinçte çok vardır, yulafta vardır, tatlı patates de vardır. Pantotenik asit B5 vitamini. Bu beta oksidasyonu için çok önemlidir. Biz beta oksidasyonu tamamladığımızda metabolizmamızın doğru çalışmasını, özellikle bağırsak sistemimizin doğru çalışmasını sağlarız. O zaman B5'e de ihtiyacımız var. Ve B6 yani piridoksin dediğimiz vitamin yine protein metabolizmasında çok önemli rol oynar. Yine protein metabolizmasının metabolizmamızın döngüsünde tamamlar ve biyotin yani B7 limfositler gibi bağışıklık sistemimizde bulunan özellikle saç ve derimiz için çok önemli başka bir B vitaminidir. Demek ki biz mitokondriyal sağlık için önce B grubu vitaminlerimizi tam olarak almalıyız. Gerekirse dışarıdan bunlarla ilgili destek almalıyız. Yine bu özellikle biyotinle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Karboksidaz gibi yağ yakan enzimleri de aktive edebilme özelliğine sahip. Folat B9, o yine mitokondriyal sistem içerisinde DNA'mızı koruyarak NADH yapımında çok büyük etkendir. Mesela NAD takviyeleri alan kişilerin mutlaka folat takviyesini de alması beraberinde onun sağlıklılığı açısından çok çok önemlidir. Kobalamin benim başımın tacı, B12 vitaminim. Mitokondriyal DNA'yı korumakta kalmıyor. Glikoz ve yağ metabolizmasında direkt etkendir. B12 vitamini mesela kırmızı ette çok fazla vardır. Sakatatlarda vardır. Alabalıkta ve esirgede vardır. Süt ve peynirde de bulunur. Demek ki biz ne Haftaya yapıyoruz? YouTube videomuzun bu önemli konusunun devamı var. Bizi izlemeye devam edin.